Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu arada oyun yayınlarını da kaçırmamak için altta etiketlere eklediğim Twitch kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Ayrıca sohbetler edebildiğimiz, birlikte bir şeyler izleyebildiğimiz Discord sunucumuzu da takip ederseniz sevinirim. Bugün yeni bir konuyla karşınızdayım. İsviçre'nin en ünlü ve ilk gangsteri olarak bilinen ve Stockholm sendromu teriminin ortaya çıkmasına sebep olan Clark Olofsson isimli suçlunun hayatını konuşacağız. Daha sonra Daniel De Munk olarak tanınacak Clark Olofsson şu anda Belçika'da ikamet eden İsveçli bir suçlu. Cinayete teşebbüs, banka soygunu, saldırı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan çok sayıda ceza aldı. Hayatının çoğunu İsveç'teki ıslah kurumlarında geçirdi. Şu an hala hayatta olan Clark Olofsson Belçika'da yaşıyor ve yakın zamanda Netflix'te yayınlanan Clark isimli mini dizide hayatı anlatılıyor. Dizi boyunca dramatize edilen diğer birçok soygun ve kaçış da gerçek olaylara, özellikle de Normal Strok soygununa dayanıyor. Dizi çağdaş İsveç tarihinin en tartışmalı kişiliklerinden birine kurgusal bir bakış olarak tanımlanıyor. Bu nedenle her şey gerçek değerinden almadığımız açık. Clark'ın hayatındaki önemli olaylar, örneğin Madhu ve karısı Marike ile olduğu gibi çeşitli ilişkiler de dahil olmak üzere gerçektir. Ancak tam olarak nasıl ortaya çıktıkları ve çevredeki olaylar kurgulanmıştır. Şubat 1947'de İsveç'in Trollhättan kentinde yoğun alkol sorunları olan bir evde dünyaya gelen Olofsson çok sayıda başka sorunla da karşı karşıya kaldı. Olofsson'un babası o 11 yaşındayken annesini terk etti ve annesi daha sonra hastalandıktan sonra psikiyatri hastanesine yatırıldı. Olofsson iki küçük kız kardeşiyle birlikte koruyucu bir aileye verildi. Olofsson koruyucu aileden bıkmıştı ve o evden bir an önce çıkmak istedi. Koruyucu aile ona çok kötü davranıyordu. İstismar etme teşebbüsünden sonra bu Clark için bardağı taşıran son damla oldu. 14 yaşındaki çocuk annesinin imzasını taklit ederek bir denizci okuluna kaydoldu. Bir gemide Japonya ve Güney Amerika'da dahil olmak üzere dünyayı dolaştı. 15 yaşında gemiden indi ve durumu iyi olan annesinin yanına taşındı. Diğer iki kardeşi bile onun bakımına verildi. Bununla birlikte 1960'larda 16 yaşındaki Olofsson küçük suçlara karışmaya başladı. Genç suçlular için bir davranış kurumuna yerleştirildi. Ancak diğer iki erkek çocukla birlikte buradan kaçtı. Daha sonra Clark İsveç Başbakanı Erlander'in Harpsbund'da bulunan bahçesinden üzüm, salatalık ve domates çaldığı ama bahçıvan tarafından yakalandığı kır mülküne girdi. Sonra iki polis memuruna saldırdı. 1966'da ilk gerçek hapis cezası olan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oradan da kaçmayı başardı. Onu içeride tutmak imkansız gibiydi. Clark Olofsson 1966'da artık ulusal çapta tanınan bir suçlu oldu. Gunnar Norgren'le birlikte hırsızlık olayına karıştı. Daha sonra Olofsson 20 yaşındaki kız arkadaşıyla dağ yürüyüşüne çıkarken iki polis onu tutuklamaya çalıştı ama Olofsson birini omzundan vurdu. Olofsson söz konusu suçtan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 1969'da tekrar Kumla hapishanesinden kaçmaya başardı ve Kanarya Adaları'na kaçtı. Daha sonra sahte bir pasaportla Batı Almanya'ya girdi ancak bir Alman subayı tarafından tutuklandı. Tekrardan Kumla cezaevine götürüldü. Olofsson salıverilmesinden 2 ay önce tekrardan kaçtı. Polis de bu kaçış oyununu oynamaktan zevk alıyor gibiydi. 1973'te Olofsson Ulrihman'da tekrar tutuklandı. Tutuklandığı sırada 7 aydır polisten kaçıyordu ve Gothenburg'da bir bankayı soydu. Olofsson tekrar 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Kalmar hapishanesine nakledildi. Ancak 1973 yılın sonlarında başka bir banka soyguncusu olan Jan Erik Olsson, Stockholm'daki Normal Strok'taki Credit Banken isimli bankasında kişileri rehin aldı. Olofsson da olaya dahil oldu. Clark bu sefer de Norrköping hapishanesine hapsedildi. Olofsson Clark'ın bankaya gelmesine ve sonraki 6 günü rehinelerle geçirmesine izin verilmesini talep ettiğinde garip bir olay yaşandı. Bu olay daha sonra Stockholm sendromu ifadesinin yaratılmasına yol açtı. Olofsson bölge mahkemesinde suçlu bulundu ancak daha sonra beraat etti. Nedeni açık ve basitti. Rehineleri korumak için harekete geçmişti ve polisin sessiz rızasını almıştı. Bir önceki cezasının kalanını çekmek üzere cezaevine götürüldü. Hükümetten af istedi. Ancak başvuru hukuk okuma talebiyle birlikte reddedildi.
1973'te kriminolog ve psikiyatrist Nils Bejerot çok ilginç bir psikiyatrik fenomen icat etti. Normalm Stroke'dan sonra fenomenin ortaya çıktığı Stockholm bölgesi olan Normalm Stroke-Strömmet olarak adlandırıldı. Ancak İsveç dışındaki insanlar tarafından Stockholm Sendromu olarak bilinmeye başlandı. Stockholm Sendromu, rehinelerin esaret sırasında saldırganla veya soyguncuyla psikolojik bir bağ geliştirmesi durumudur. Rehin alma, adam kaçırma ve istismara dayalı ilişkilerde yer alan güç dengesizlikleri gibi oldukça spesifik koşullardan kaynaklanır. Bu ifade Olofsson'un dahil olduğu Normalm Stroke'dan sonra yapıldı. Rehineler kendilerini tutsak edenlere sempati duydu ve olaydan sonra bazıları banka soyguncusu aleyhine tanıklık etmeyi bile reddetti. Peki Stockholm sendromunun ortaya çıktığı banka soygununda neler yaşanmıştı? ...22 Ağustos 1973 sabahı Jan Erik Olsson hapishaneden izinli olarak Stockholm'un merkezindeki Normalm Stroke Bankası'ndaki Sveriges Credit Bank'a gitti. Hafif makineli tüfekle donanmış Olsson tavana birkaç el ateş etti ve bankayı soyduğunu duyurdu. Ateş ederken "Parti yeni başladı" diye bağırdı. Çünkü bu Clark'ın bulduğu bir mottoydu. Olson'un gelmesi üzerine birisi sessiz alarmı tetikledi ve iki polis memuru geldi. Olson'u bastırmaya çalıştı. Polislerden birine ateş ederek elinden vurdu. Diğerini zorla bir sandalyeye oturttu ve bir şeyler söylemesini istedi. Zarar görmemiş polis memuru Yalnız Cowboy isimli bir şarkıyı söylerken Olson dört banka çalışanını topladı ve onları bir kasaya götürdü. Olson polise mahkumlar karşılığında birkaç şey istediğini söyledi. İlk olarak arkadaşı mahkum Clark Olofsson'un bankaya getirilmesini istedi. Ardından 3 milyon İsveç kronu yani kabaca 376 bin dolar, 2 silah, kurşun geçirmez yelek, kask ve hızlı bir araba istedi. Hükümet Olofsson'un polis ve Olson arasında bir iletişim bağlantısı olarak hizmet etmesi için serbest bırakılmasına izin verdi. Birkaç saat içinde fidye talepler ve dolu bir tankı olan mavi bir Ford Mustang'le bankaya gelindi. Hükümetin Olofsson ve Olson'la tek istediği rehineleri gittiklerinde geride bırakmalarıydı. Ne yazık ki ikili bankadan kendi güvenli geçişlerini sağlamak için rehinelerle birlikte ayrılmak istedikleri için bu şartları beğenmediler. Olson öfkeyle İsveç Başbakanı'nı aradı ve rehinelerden biri olan Kristin Enmark adlı genç bir kadının hayatını tehdit altında olduğunu söyledi. Dünya bankanın dışında kamp kuran düzinelerce haber ekibini dehşet içinde izledi. Halk yerel haberleri, polis karakollarını, rehinelerin nasıl çıkarılacağına dair düşmanca ve düpedüz gülünç önerilerle doldurdu. Ancak bankanın dışındaki halk gün geçtikçe daha fazla inatçı ve endişeli olurken bankanın içinde çok garip şeyler oluyordu. Bir şeylerin ters gittiğine dair ilk işaret Olson'un tehditkar çağrısının ertesi günü geldi. Başbakan bankanın içindeki gruptan başka bir çağrı aldı. Ancak bu sefer arayan rehinelerden birisi olan Kristin Enmark'tı. Başbakanın şaşkınlığına göre Enmark korku duymuyordu. Bunun yerine Olson'a karşı tutumundan ne kadar hayal kırıklığına uğradığını ve hepsinin serbest kalmasına izin verip verilmeyeceğini söyledi. Görünüşe göre dış dünya rehinelerin öldürüleceğinden endişe ederken soyguncular rehinelerle bir bağ kurmaya başlamışlardı. Olson, Enmark'a üşüdüğünde bir ceket vermiş ve bir kabus sırasında onu yatıştırmıştı. Hatıra olarak silahından bir kurşun almasına da izin vermişti. Bir diğer rehin olan Birgit de Lundblad'ın ailesini aramasına izin verilmişti ve onlara ulaşamadığında denemeye devam etmesi ve pes etmemesi için teşvik edilmişti. Başka bir rehine Elizabeth Oldgren, klostrofobiden şikayet ettiğinde kasanın dışında dolaşmasına izin verilmişti. Aynı rehine bir yıl sonra New York'a kasadan çıkmasına izin verilmesiyle çok nazik olduklarını düşündüğünü söyleyecekti. Rehine arkadaşı Sven Safstrom içerideki tek erkek rehine olandı ve Olson'un onu bacağından vurmakla tehdit etmesine rağmen onunla aynı fikirdeydi. Sadece bacağından vuracağını söylediği için onu çok kibar biri olduğunu düşünüyordu. Onu bir acil durum tanrısı olarak tanımlıyordu. Sonunda Olson bankaya ilk kez girdikten 6 gün sonra dışarıdaki polis bir karara vardı.
Rehinenin kendilerini tutsak edenlere merhamet etmesi için kafa karıştıran yalvarışları nedeniyle onları dışarı çıkarmanın güç kullanmaktan başka bir yolu yok gibiydi. 28 Ağustos'ta polisler tavandaki küçük bir delikten kasaya göz yaşartıcı gaz pompaladı. Olson ve Olofson hemen teslim oldular. Ancak polis önce rehinelerin çıkmasını istediğinde rehinelere mantıksız bağlılıkları hızla devam etti. Kasadan son kalanlarsa polisin onları vuracağına inandıkları için kendilerini alıkoyanların önce gitmesi konusunda ısrar ettiler. Tutsaklar gözaltına alınıp götürülürken bile rehineler bu iki suçluyu savundu. Rehinelerin kendilerinde soygunculara karşı hissettikleri açıklanamaz empati, Stockholm sendromu olaydan sonraki aylarda polis ve sağlık çalışanlarının kafasını karıştırdı. Serbest bırakıldıktan sonraki gün rehine Elizabeth Olgren neden böyle hissettiğini bile bilmediğini itiraf etti. Daha sonra psikiyatristine neden böyle hissettiğini ve neden onlarda nefret etmediğini soracaktı. Çok geçmeden Stockholm sendromu terimi rehinenin duygusal olarak kendilerini tutsak edenlere bağlandığı durumu ve diğerlerini tanımlamak için kullanılacaktı. Stockholm sendromu banka soygunundan bir yıl sonra Amerikalı gazete varisi Patty Hearst'ün kendisini kaçıran bir şehir gerilla grubu olan Simbiyones Kurtuluş Ordusu'na bağlılığını açıkladığını iddia etmesiyle yeniden gündeme getirildi. Asıl kurbanlar için Stockholm sendromunun hala etkili olduğu ortaya çıktı. Olofson ve Olson hapse atıldıktan sonra rehineler kendilerini tutsak edenlere rutin hapishane ziyaretleri yaptılar. Kendilerini bu karanlık koşullar altında oluşan akıl almaz bağı asla koparamadılar. Olofson 20 Mart 1975'te Norrköping hapishanesinden yeniden kaçmayı başardı. 1976 yılında Olofson 930 bin İsveç frangı civarında bir İsveç bankası olan Handelsbanken'i soydu. Aynı zamanda iki kişiyi rehin aldı. Soygundan 9 saat sonra akşam 10.30'da Herjunga'daki Gilene Carven Oteli'nde tutuklandı. Olofson'un tutuklanmasında 230 bin İsveç kronu geri alındı. Paranın geri kalanı ise asla bulunamadı. Kayıtlı soygun için 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak karardan 3 hafta sonra Temmuz 1976'da tekrar kaçtı. Ve bu kez bir mahkumla birlikte kaçmıştı. 1979'da Olofson gazetecilik eğitimine Stockholm Üniversitesi'nde tutuklu olarak başladı. İzin sırasında bir mahkumla kavga etti ve 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 1983 yılında gazetecilikten mezun olmayı başardı. Bu süre zarfında Belçikalı bir kızla da evlendi. Kasım 1984'te Belçika'nın liman kenti Blankenberge'de sözde Televerksligan yani Televerket çetesiyle İsveç'e 25 kilo amfetamin kaçırmaya çalıştığından şüphelenilerek tutuklandı. Ağırlaştırılmış ağır uyuşturucu suçuna iştiraken 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1991 yılında Olofson serbest bırakıldı ve adını Daniel Demanik olarak değiştirdi. Interpol aracılığıyla aylarca uluslararası düzeyde arandıktan sonra 1998'de Tenerife'de uyuşturucu kaçakçılığı sorumlusu olarak tutuklandı. Ertesi yıl Olofson Danimarka'ya 49 kilo amfetamin kaçakçılığı yapmaktan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca bu Danimarka hukuk tarihinde uyuşturucu suçları için verilen en ağır cezaydı. Ancak Olofson 2005 yılında şartlı tahliyeli yeniden serbest bırakıldı. 2009'da tekrar tutuklanıncaya kadar uyuşturucu kaçakçılığına devam etti. 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve ardından ömür boyu sınır dışı edildi. Şubat 2017'de Olofson 70 yaşına girdi ve yeni bir İsveç vatandaşlığı aldı. 2018 yılında Clark Olofson, Göteborg dışındaki Landvetter Havalimanı'ndan özgür bir adam olarak çıktı. Bugün 76 yaşındaki Clark, Belçika'da dünyayı umursamadan yaşıyor ve farklı ilişkilerden tam 6 çocuğu var. Stockholm sendromunu hayatımıza kazandıran Clark Olofson'un inanılmaz karışık hayatını izledik. Hayatı hapishanelerde ve soygunlarda, kaçakçılıklarda geçen bir adamdı o. Olofson bugün hala yaşıyor. Yaşı eğer bu kadar yaşlı olmasa büyük ihtimalle onunla ilgili hala suç haberleri duyacaktık. Çünkü gerçekten kendisi bir suç makinesi olarak tanımlayabileceğimiz insan türlerinden. 1973'te yaptıkları o soygun
bugün birçok filme, kitaba, belgesele konu oldu. Stockholm sendromunu birçok dizide ve filmde görebilmekteyiz. Clark Olofsson'un bu eylemi bilime yeni bir terim getirdi. Sizin de bu konuyla ilgili fikirlerinizi, bu konuya ilgili, bu konuya benzer bildiğiniz filmleri, dizileri videonun altında görmek isterim. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.